أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلًا اللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَفَهْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Amin ya Rabbel Alemin. El-Hediyyetü Al-Alaiyyeh isimli eserden İslam'ın 5 şartı olan namaz, ki imandan sonraki en büyük vazife, namaz ibadetinin farzlarını okumaya, müzakere yapmaya devam ediyoruz. En sonki dersimizde kıraat bölümünde bir giriş yapmıştık, başlamıştık. Oradan devam edeceğiz inşallah. Namazın İçindeki farzlar dediğimiz rükünlerinden bir tanesi kıraat. İftitah tekbiri birinci, içindeki 6 tane farzdan birincisi olarak sayılıyor ama iftitah tekbiri aslında dışında demiştik. Onu da dışında sayarsak kıyam 1, kıraat 2. Rükünlerden ikincisi. Kıyam birincisi, kıraat ikincisi. Kıraatla alakalı vel kıraatu fil vukufi وَلَوْ حُكْمًا لِقَادِرٍ عَلَيْهِ بِحَيْسُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ vav yok, لَوْ لَمْ يَكُنْ مَانِعُنْ demiştik. Ve burada kalmıştık. Yani Kur'an-ı Azimuşşan'dan bir bölüm, ne kadar olacağını bugün konuşacağız. Kur'an-ı Azimuşşan'dan bir bölüm okumak, şöyle ki kendisi duyacak kadar, kendisi bir mani, kalabalık, ses veya bir sağırlık, kulağında bir problem olmadığı zaman kendisi şu ağzından çıkanı kulağa, hani derler ya ağzından çıkanı kulağın duysun diye, yani ağzından çıkanı kulağa duyacak şekilde, sesli bir şekilde okuyacak. Yani bir harf ve ses çıkacak. Ne demiştik? Şöyle, içinden geçirse bile ama bir ses çıkmazsa bu kıraat sayılmaz. Böyle, bakın. Mikrofonu tam yaklaştırsam bile hiçbir ses çıkmıyor, bakın. Böyle olmaz. Belki dudağımın sesi çıkıyor ama onun dışında bir ses çıkmıyor. Dolayısıyla bihaythu yusmi'u nefsehu, çok önemli bir kayıt. Bu eksiklik çok var. Çoğu okumuyor. Allahu Ekber derken, secdede, rükuda, duaları okumuyor. İmama uyan, yani biz insanların aybını araştırmıyoruz ama mecburen dikkat ediyorsun, bakıyorsun. İmam o adam Allahu Ekber diyor ve böyle bekliyor. Böyle bekliyor. Veya yandakiler ayıp olmasın diye ağzını yalandan bir kımırdatıyor. Halbuki imama uyduğun zaman bile şimdi gelecek. Ne yapman lazım ilk başta? Subhaneke okuman lazım. İmama uyduğun zaman rükuda Subhane Rabbiyel Azim, secdede Subhane Rabbiyel A'la demen lazım. Ama bakıyorsun hiçbir şey yok. Kendin duyacak kadar bunları söylemen lazımdır diyoruz. Şimdi tam fi rak'ateyil farzide kalmıştık. Tabii kitabımızın ibareleri veciz, yani kısa ibareler, icaz üzere yazılmış bir kitap. Biz elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Kıraat nerede farzdır? O fi rak'ateyil farzi. Farz namazların iki rekatında, ilk iki rekatında farzdır. Kur'an-ı Kerim okumak farz namazların ilk iki rekatında farzdır. Çünkü Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem niye ilk iki rekat? El kıraatü fil uleyeyn kıraatün fil uhreyeyn buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlk iki rekatta kıraat yapmak, son iki rekatta kıraat yapmaktır. Nafile, farz namazlar için söylüyoruz. Nafilelerin hükmü başka. İlk iki rekatta
yapmak, son iki rekatta da Kur'an okumaktır. Hükümleri şöyle diyebiliriz. Buraları iyi anlayalım inşallah. Genel olarak kıraat farzdır. Farz namazların iki rekatında tayin, o kıraatin iki rekatında tayin edilmesi farzdır. Fatiha okumak ilk iki rekatta vaciptir. Fatiha'dan sonra ona bir sure eklemek, bu da nedir? Vaciptir. Zamm-ı suretin, bizde zamm-ı sure diyorlar. Yanlış, galadı meşhurdur bu. Zamm-ı sure. Sanki böyle bir zamm-ı sure gibi bir şey var. Hayır. O Arapça bir ibarenin Türkçe'ye yanlış isim. Zamm-ı suretin ne demek? Yani sure eklemek. Zam var ya, zam. Şu anda meşhur gündem zam. Zam ne demek? Eklemek. Fiyata eklemek. 5 lirayken fiyata zam yapmak ne demek? Eklemek demek. Yani Fatiha'ya sure eklemek. Onun için kıraat-ı zamm-ı sure derler. Kıraat-ı zamm-ı sure olur mu? Olmaz değil mi? Yanlış. Ne diyeceğiz? Kıraat-ı suretin veya zamm-ı suretin diyeceğiz. Yani kelimeyi de düzgün kullanmak açısından söylüyorum. Onun için bir daha tekrar ediyorum. Bakın, önemli şeyleri Efendimizin de sünnetidir. 2-3 defa tekrar etmek. Kıraatin kendisi farz. Bu kıraati farz namazlar için ilk iki rekata tayin etmek vacip. O ilk iki rekatta da evvela Fatiha okumak, sonra sure eklemek, zamm-ı suretin, yani bir sure kıraat etmek nedir? Vaciptir. Bu mesele bu şekilde. Kıraatin farz olduğu ayetini geçen hafta okumuştuk. Estağfirullah. فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Bu kıraatin genel olarak farz kıldığı ayet. İlk iki rekatta olması, işte hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-kıra'etu fil-uleyeyn kıra'etun fil-uhreyeyn. İlk iki rekattaki kıraat son iki rekattaki kıraat yerine geçer. Yani ilk iki rekatta Kur'an-ı Kerim okumak yeterlidir denir. Onun için bu şekilde. Peki son iki rekata gelince farzlara, son iki rekatta ne yapacağız? Burada tartışmalı bir konu burası. Bazı alimlere göre son iki rekatta da Fatiha okumak nedir? Vaciptir. Ancak evla olan görüş Hanefi mezhebinde, son iki rekatta Fatiha okumak veya kıraat okumak veya üç defa Subhanallah, Subhanallah demek serbesttir. Yani kıraat vacip değildir. Susmak doğru değildir. Ya Fatiha okumak ya da üç defa Subhanallah demek. Bazılarına göre de üç defa Subhanallah diyecek kadar beklemek caizdir. Ama hiçbir şey demeden durmayı pek uygun görmüyorlar. İhtiyata uygun olan ya Fatiha okumak ya da Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah demek ve bu şekilde ayakta üç defa durmak diyorlar. Biz ne yapalım? Biz Fatiha okuyalım. Yani evla olan, ihtiyat olan görüş budur. Ancak kuvvet, bakın kuvvet, bir fetvanın kuvvetli olması başka, bir de ihtiyat amel edilmesi başka. Mezhep içerisinde, Hanefi mezhebinde kuvvetli görüş son iki rekatta Fatiha'nın vacip olmamasıdır. Ama Fatiha vacip değil de biz de boş duralım değil. Fatiha okumakta ihtiyatlıdır. Okusan ne kaybedersin? Okusan ne kaybedersin? Onun için Fatiha okumak evladır diyoruz son iki rekatta. Ancak farz olan ilk iki rekatta okumaktır. Bu iki rekatta da Fatiha'yı okumak vacip. Fatiha'ya bir sure eklemek, o da nedir? Vaciptir. Peki. Ve fi külli, inşallah anlaşıldı değil mi? Yani böyle tane tane anlatıyorum, tekrar ediyorum çünkü bunlar önemli, bunlar temel kaideler yani. Bunlar iyice aklımızda kalsın diye. Ve fi külli rekaatin nefli vel vitri. Yine nafile namazların her rekatında ve vitir namazının da her rekatında kıraat yapmak farzdır. Bakın, farz namazların ilk iki rekatında, nafile namazların ise her rekatında kıraat farzdır. Dolayısıyla her rekatında kıraat farz olunca, kıraatın farz olduğu rekatta hemen sistem giriyor. Nedir o? Evvela Fatiha okumak, sonra ona bir sure eklemek ne oluyor? Vacip oluyor. O zaman şöyle bir kural ortaya çıkıyor. Hangi rekatta kıraat farzsa,
O rekatta evvela Fatiha, sonra bir sure okumak ne oluyor? Vacip oluyor. Farz namazların ilk iki rekatında kıraat farz olduğu için iki rekatta Fatiha okumak vacip ve sure eklemek, sure okumak vacip oluyor. Nafile namazların her kıraatinde ve vitir namazının her kıraatinde kıraat farz olduğu için her rekatta Fatiha okumak ve ona bir sure eklemek ne oluyor? Vacip oluyor. İnşallah anlaşıldı. Kural bu, kaide bu. Burada izaha ihtiyaç duyulan bölüm vitir namazıdır. Vitir namazı vacip midir, sünnet midir, nedir tartışılıyor. Vitir namazı, kurban bayram ve Ramazan bayram namazları, kurbanın kendisi, bunlar Hanefi mezhebindeki tercih edilen görüşe göre vaciptir. Diğer mezheplerde bunlar kuvvetli sünnettir. Dolayısıyla vitir namazı vacip namaz olmasına rağmen ihtiyaten bir nafile namazmış gibi her rekatında kıraat ne oluyor? Farz oluyor. Yani kendisi vacip olsa da kıraat bakımından ne gibi oluyor? Nafile namaz gibi oluyor. Ve her rekatında Kur'an-ı Kerim okumak farz oluyor. Dolayısıyla bu mesele de bu şekilde inşallah anlaşılmış oluyor. Peki farz namaz daha mı kıymetsiz ki? Şimdi sizin sormanız lazım yani ya. Bu işte bir terslik var sanki yani değil mi? Farz namaz daha mı kıymetsiz ki farz namazın iki rekatında farz oluyor da yatsı namazını kıldık. Yatsı namazının dört rekat gayrimüekkez sünnetinin her rekatında kıraat farz. Farzında ise iki rekatta farz. Ya bu işin gerekçesi, hikmeti, illeti, sebebi nedir? Bu işin namazın kıymetli olup olmamasıyla alakası yok. Bu işin şu mesele alakası var. Farz namazlar tek namazdır. İster dört rekat olsun, ister üç rekat olsun, ister iki rekat olsun. Yani sabah namazının farzı da tek namazdır. Öğle namazının farzı da tek namazdır. Tek namazdır. Akşamın farzı da tek namazdır. Yatsının farzı da tek namazdır. Ne demek tek namaz? Yani hepsi bir bölüm sayılıyor. Bundan dolayı da ikinci rekatta ettehiyyatü'ye ne eklemiyoruz? Salli barik eklemiyoruz. Ama bir namaz, istersen 8 rekatta selam ver, istersen 10 rekatta selam ver. Nafile ise, nafile nerede selam verirsen ver, her iki rekat ne sayılıyor? Müstakil bir namaz sayılıyor. Nafile namaz, her iki rekatı müstakil bir namaz sayılıyor. İstersen sen 4'te selam ver, istersen 6'da selam ver. Hani bazıları teravih kılarken 10 rekatta paket sistemi yapıyor ya, 10 rekatta selam versen de sen, ama sonuçta iki rekat, her iki rekat ne sayılıyor? Müstakil bir namaz sayılıyor. Bunun gereği de nafile namazların ikinci rekatında ne okuyoruz? Salli barik okuyoruz. Bu her iki rekatın müstakil bir namaz olması gereğindendir. Dolayısıyla her iki rekat müstakil bir namaz sayıldığı için Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz. Nafile namaz kıldığımız zaman ilk iki rekatta da kıraat farz oluyor. Son iki rekatta da, çünkü son iki rekat da müstakil bir namaz gibi. Anlaşıldı değil mi inşallah? Yoksa bunun hani ya nafile daha önemli, farz daha önemsiz, haşa, bununla bir alakası yok. Dörtlü bir namazdan konuşalım. Kıldığımız yatsı namazı. Yatsı namazının ilk dört rekatı 2-2 olduğu için sünnet. Her iki rekatta da kıraat farz oldu. Ondan sonra kıldığımız dört rekatlık farz tek başına bir namaz olduğu için ilk iki rekatında farz oldu. Son iki rekatı farz değildir. Tamam. Ama sen bir nafile namazı kaç da selam verirsen ver, istersen 10 rekat kıl misal. Doğru mudur değil midir o ileride nafile bölümünde gelecek. Onu ayrı konuşuruz. Ama sonuç itibariyle nafile namaz her iki rekatı müstakil bir namaz gibi sayılıyor. Onun için her rekatında kıraat yapmak farzdır. Farzdır. Her iki rekatında kıraat yapmak nedir? Farzdır. Bunu kitapta görmedim. Kendim indiği söylüyorum. Bir kitapta görmedim. Bir adam şöyle bir nafile namaz kılsa, farz gibi nafile kılsa, farz gibi nafile kılsa, bu nafile olur mu olmaz mı? Hadi biraz da sizi ben imtihan edeyim yani, değil mi? Bak bu kadar okuyoruz yani. Nasıl? Yatsı namazının ilk rekat, ilk dört rekat sünnetini veya son sünnetini dört rekat kıldığını düşünürsek farz gibi kılarsa, yani ilk iki rekatta kıraat yapıp ikinci rekatta ya hiç kıraat yapmayıp ya da
sadece Fatiha ile kılarsa ne yapmış olur bu adam? Hiç kıraat yapmasa ne olur? Sadece Fatiha okursa ne olur? Fatiha kıraattan sayılıyorsa olur. Evet. Hiç kıraat yapmasa ne olur? Oradan başlayalım. Farz gibi kılar. Hani imamın arkasında hiç kıraat yapmıyoruz ya biz. Ya da dedik ya Fatiha okumak vacip değildir. İsterse Subhanallah der, isterse bekler falan. Böyle bir namaz kılarsa ne olur? Olmaz hocam. Farzı yap. İlk iki kere farz yap. Üçte dört kılar olur. Evet. Seyir secdesi ayrı. Ne olur? Ne olurun cevabı Fatih Hoca'nın söylediği. Yani iki rekat namaz kılmış olur. Son iki rekatı ne olmaz? Son iki rekatı namaz olmaz. Dolayısıyla son iki rekatı namaz olmadığı için, ikinci rekatta selam vermediği için sonunda seyir secdesi yapması gerekir. Çünkü selamı geciktirmiş olur. Sadece Fatih'i okursa, onu da Emin Hoca doğru söyledi. Nedir o? Vacibi terk etmiş olur. Çünkü zamm-ı suretin bir sure eklemek neydi? Vacipti. O vacibi terk etmiş olur. Vacibi kasten terk ederse, hatırlayın burada görmüştük. Vacibi kasten terk ederse onu seyir secdesi kurtarmıyor. O namaz yine olmamış olur. Ama unutarak terk ederse o zaman seyir secdesiyle ne yapar? Kurtarır. Tamam. Nafile namazda da buna çok dikkat etmeliyiz. Nafile namazların her rekatında kıraat farzdır. Bak bunu çok yapıyorlar ha. Bazıları mesela Fatiha'yı okuyor, Zamm-ı Sure'yi sallıyor gidiyor mesela. Ha geçen hafta dedik ya yarısında okuyor, İnna Atayna'nın yarısına gidiyor falan. Bu durumlarda vacibi terk ettiği için bunu kasten yaparsa vacibi terk ettiği için o namazı kılmamış gibi olur. Bir de şu var, yine Hanefi mezhebine göre vacibi kasten terk ettin, namaz ol, namaz gitti değil mi? Namaz iade etmen lazım. Peki o namaz iade etmezsen ne oluyor? Nafile ne oluyor? Kaza oluyor. Bozulduğu zaman böyle bir durum da var. Bak, sevaba gireceğim derken vebale giriyorsun. Dikkat etmek lazım. Onun için şu cümleye biraz dikkat etmek gerekiyor. Namaz kılmak bir sanattır dedik. Değil mi? Marangozluk bir sanattır. Mühendislik bir sanattır. Mimarlık bir sanattır. Bir Müslümanın namaz kılması da bir sanattır. İnce ince eleyip dokuması lazım. Çok dikkat edilmesi lazım. Çok hükümler var, çok incelikler var. Dikkat etmek lazım. Onun için nafile namazların her rekatında kıraat farzdır. Kıraatin farz olduğu her rekatta da evvela Fatiha okumak, sonra Zamm-ı Sure, yani ona bir sure eklemek, yani bir sure okumak nedir? Vaciptir. Fatiha'yı veya sureyi terk eden, kasten terk ederse namazı iade etmesi gerekir. Hataen unutarak terk ederse o zaman da seyir secdesi yaparak o namazı kurtarır. Hataen terk edip seyir secdesi yapmazsa, kaideyi tahta yazmıştım, vakit içinde iade etmek vacip, vakitten sonra iade etmek nedir? Sünnettir. Küllü salatin üddiyet me'al kerahati, değil mi? İbn-i Abidin'den yazmıştım. Her namaz ki kerahatle beraber eda edilirse, yecibu iadetuha fil vakti ve yustahabbu iadetuha ba'del vakti. Vacibin terk edildiği ve seyir secdesi yapılmadığı yerler kerahatle kılınan namazlardır. Bunlar çok dikkat edilmesi gerekiyor. Peki. Şimdi kıraat miktarı nedir? Çok kısa almış mübarek buraları. Aslında bunlar daha uzun uzun. Onun için yardımcı kitabı da her zaman getirdim burada. Yani buradan da destek alarak böyle şey yapıyoruz. Kıraat miktarı nedir? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşünü direkt getirmiş. Bu kitap da direkt İmameyn'inkini getirmiş. Yani böyle bir şey olmuş. Ve zalike, bu okuduğumuz İmam-ı Azam'ın fetvasıdır. Bu kolay olsa da insanlara, ama mezhepte genelde tercih edilen görüş İmameyn'in görüşüdür. Onu da buradan okuyacağım. Ve zalike, bu kıraat, farz olan kıraatin miktarı ne kadardır? Kadru ayetin minel Kur'an. Velev kasiran. Kısa da olsa bir ayet miktarıdır. Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ayetle beraber İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre kıraat meydana geliyor. Mezhebin tercih ettiği ve ihtiyatlı olan görüş bu değildir. Mezhebin tercih ettiği ve ihtiyatlı olan görüş İmameyn'in görüşüdür. O da nedir? En az 3 ayet veya 3 ayet miktarında bir uzun ayet. Diyor ki bakın, vel miktarul mefruzu minel kıraati, buradan okuyorum. Kıraatten farz olan miktar, en yakra'a selâse
fi kulli rak'atin 3 ayatin qisar ev ayetin tavile miktarı 3 ayetin qisar. Ya 3 kısa ayet okumak veya 3 kısa ayet miktarınca uzun bir ayet okumak. Mesela Estağfirullah kul huvallahu ehad Allahu samet lem yelid ve lem yulad. Burası 3 ayet değil mi burası? Mesela bu kadar. Gerçi sureyi bırakmak uygun değil de misal diyorum yani. Daha kısa ayetler var da bu kadar. Evet. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan. 3 ayet. O şeyde Müddessir'de mi? Sümme nazar fekutile keyfe nazar sümme fekker diye var ya, orası da, orayı da misal veriyorlar. İmam-ı Azam'a göre sümme nazar dese ayet değil mi? Sümme nazar dese ayet. Farz yerine geliyor. Ama imamen diyorlar ki hayır, sümme nazarla Kur'an-ı Kerim kıraat olmaz. Sümme nazar sümme fekutile keyfen fekker gibi öyle 3 tane kısa ayet okuması lazım veya 3 kısa ayet miktarınca bunların harfleri falan da saymışlar. Şu kadar harf, şu kadar kelime, şu kadar şey okuması lazımdır. İmameyn'in delili, orayı bir bulur musunuz hafız kardeşlerimiz? Onu bir Kur'an-ı Kerim'den bulup getirin de onu bir söyleyelim. Çünkü en kısa yer orası. Onu bir görmüş olalım. Diyorlar ki çünkü İmameyn diyor ki çünkü Kur'an olması için, Kur'an diyebilmemiz için bu miktar lazımdır. Bundan İmam-ı Azam hocamıza saygımız sonsuz ama İmam-ı Azam'ın dediği gibi sümme nazarla Kur'an olduğu ne yapmaz? Anlaşılmaz diyorlar. İhtiyatlı olan da budur. Yani sümme nazar deyip aşağı indiğin zaman Kur'an mı okudun, birisi baktığını mı söyledin, ne dediğin tam belli olmuyor diyorlar. İhtiyatlı olan görüş budur. En az 3 ayet veya 3 kısa ayet, Kur'an-ı Kerim'deki en kısa 3 ayet olabilir veya en kısa 3 ayet miktarında uzun bir ayet okumak farzdır. İmameyn'in görüşü bu şekilde oluyor. Çünkü sümme nazar demekle beraber onun Kur'an olduğu anlaşılmaz diyorlar İmameyn. Tamam. Onun için buna dikkat edeceğiz. İmam-ı Azam'a göre mesela müdhammetan diye bir ayet var Rahman suresinde. Müdhammetan dediği zaman İmam-ı Azam'a göre olur. Ama İmameyn'e göre olmaz. Çünkü müdhammetan belki en kısa 2 ayet yerine geçiyor ama 3 ayet yerine geçmiyor. Ama en kısa 3 ayet yerine kadar geçiyorsa o da olabilir. Tamam, önemli olan en kısa Kur'an-ı Kerim'deki 3 ayetin yerine geçmesidir. Hangi sure dedi? Müzzemmil mi? Müddessir. Evet. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Fekutile keyfe kadder, sümme kutile keyfe kadder, sümme nazar. Burası. Veya sümme kutile keyfe kadder, sümme nazar, sümme abese ve besar. Bu 3 tanesi. Yani harflerini saydığınız zaman da işte 21 harfe mi 22 harfe mi ne tekabül ediyor? Bu kadar bir ayet benim hatırladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim'deki en kısa 3 ayet burası. Bu kadar bir miktar ya bunları okuması lazım ya da bunlar miktarınca bir uzun bir ayet okuması lazımdır. Er-Rahman biraz daha uzun sanki bunlardan. Evet. Ya işte bu kadar bir şey yani. Bu harflere göre ona göre ayarlamasını yapıyorlar. Peki. Bakın burada şimdi dersi hocayla okumanın faydası bak. Burada ne yazıyor? Burada İmam-ı Azam'ın görüşü yazıyor, tamam mı? İmam-ı Azam'ın görüşü, halbuki burada bu mübarek onu tercih etmiş ama genel mezhepte tercih edilen ihtiyatlı görüş nedir? İmameyn'in görüşüdür. Bunu da bu işte iştigal eden bir hocayla beraber okuyacaksın ki hangi görüş alınıyor, hangisi alınmıyor. Bu kitapta böyle yazıyor diye her zaman bunu almıyor. Ha, bizim bazı söylediklerimiz de mesela alınmıyor olabilir. Yani orada ulema hangi görüşü almış, bu çok önemlidir. Bu çok önemlidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki sonuçta Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ayet, sümme nazar, Kur'an'dan bir ayet mi? Ayet. Kur'an mı Kur'an? Ben bunu sayarım diyor. İmamen diyor ki hocam saygımız sonsuz sana ama sümme nazar deyince Kur'an'la diğer kelamların arasında bir ayrım oldu mu? Olmadı yani, değil mi? Sümme nazar insanların kelamında da olabilir. İnsanların kendisine Kur'an diyebilmesi için en az 3 kısa ayet miktarında olması lazım diyorlar. Veya 3 kısa ayet miktarında bir uzun ayet. Tamam. Biz burada şimdi İmam-ı Azam haklıdır, talebeleri haklıdır ya da onlar haksızdır, bunlar şeydir demiyoruz.
Biz ulemanın eshab-ı tercih ve tahriş dediğimiz, işte tercih eden mezhepte imamlar var. Onların tercihine göre bu konuda ihtiyat olan imamenin görüşünü tercih etmişler. Onun için bu görüşü alıyoruz. Yani en az 3 kısa ayet veya 3 kısa ayet miktarında bir ayet, en azından bir satıra yakın, bir satır miktarınca bir Kur'an-ı Kerim okumak lazımdır. Evet. Bir şey daha vardı, söylemiştik onu geçen. Arapça olması lazımdır. Arapça olmayan Kur'an, Kur'an sayılmaz demiştik. Ve şu anda bir cümleyle bitiriyoruz. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَقْرَأَ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْاِمَامِ Evet. Bu da yine Hanefi mezhebinin bir görüşü. Şafii mezhebinde tam tersi okumak lazım. Hanefi mezhebinde ise bir kişinin imamın arkasında namaz kılarken kıraat yapması Hanefi'ye göre uygun değildir. Burada şu hadis-i şerife dayanıyor. Men kâne lehu imamun fekıraatul imami lehu kıraatun. Men kâne lehu imamun, kim imamla beraber namaz kılıyorsa fekıraatul Kur'an, fekıraatul imam, imamın okuması lehu onun için nedir? Kıraatün kıraattır. Yani imamın okudu da onun için kıraattır. Şimdi bu imam okurken arkada, imam okurken arkada senin okumaman noktasında mezheplerle ittifak var. Ama imam, yani sesli okurken, özür dilerim yanlış söyledim. İmam sesli okurken arkada sen okumayacaksın. Ama öğle namazı gibi veya son iki rekat gibi imamın sesli okumadığı yerlerde yine Hanefi mezhebine göre ne yapacak? Efendim okumayacak, susacak ve bekleyecek diyor. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin görüşü budur. Şafii mezhebinde ve diğer mezheplerde farklı görüşler var. وَلَا يَجُوزُ uygun değildir اَنْ يَقْرَأَ الْمُؤْتَمُّ cemaatin okuması خَلْفَ الْاِمَامِ İmamın arkasında Kur'an-ı Kerim okuması caiz değildir. Ne yapacak? بَلْ يَسْتَمِعُوا فِي حَالِ جَهْرِ الْاِمَامِ İmam sesli okuyorken o da dinleyecek arkada. Ve yansıtu hale israrihi, imam sessiz okuduğu zaman da Hanefi mezhebine göre susacak. Susacak. Bakın ne diyor? Ve in qara'a, eğer okursa kürihe tahrimen. Tahrimen mekruhtur diyor ha. Okursa. Tamam. Buralar mezhepler arasında tartışılan, konuşulan, değişik görüşler olan meseleler. Besmele çekecek. Besmele meselesi de tartışılıyor. Bazıları çekmeyecek diyor, bazıları çekecek diyor. O da tartışmalı bir konu. Çekecek diyen var, çekmeyecek diyen var. Bu da imamlar arasında tartışmalı. Hangisi daha evli onu hatırlamıyorum. Ama besmele çekilecek diyen de var, çekilmeyecek diyen de var. Bunlar tartışılıyor. Sanki bilmiyorum yani, evli olan çekmemek gibi, ama kitapta bakalım onu, araştıralım. Evli olan sanki besmele çekilmemesi gibi, ona bakmamız lazım. Peki. Kıraatla alakalı mesele burada bitmiş oldu. Şimdi diğer bir farz olan rükûya başlıyoruz. Şimdi ver rükû'u. Evet, buradaki rakamlar 9 dediğine bakmayın. Aslında 10, değil mi? 10. farz namazın içindeki rükünlerden rükûdur. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu rükû'u vescudû ve'budû rabbekum ve'f'alul hayra leallekum tuflihûn. Hac suresi 77. ayet-i kerimede rükûyu açık açık emrediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey imadenler, ne yapın? İrkû'u, ne yapın? Rükû edin, vescudû ve secde yapın diyerek emrediyor. Bu ayetle açık açık farz olduğu ortaya çıkmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tadil-i erkanı emreden meşhur Arabi hadisinde, Bukhari ve diğer kaynaklarda geçen Arabi hadisinde Peygamberimiz namazı tarif ederken sümmerka' hatta tetmainne raki'an demiştir. Burada şöyle ben tarif edeyim. Çünkü görmemiz lazım görsel olarak. Şimdi şöyle, geçen hafta söylemiştim. Kıyam böyle durması lazım. Eğildiği zaman ölçü nedir? Kıyamın ölçüsü nedir? Ellerin dizlere ulaşmaması. Eller dizlere ulaşmayana kadar kıyam sayılıyor. Yani şu anda bakın benimkiler değmiyor. Tam şöyle biraz şöyle dursam sanki kurtarıyor gibi. Böyle. Ellerim dizlere değmesi anı itibarıyla
Bu şekilde dursam ne oluyor? Rükû oluyor. Evla olan bu değil. En yani en hafif rükûyu kurtaracak bu. Ölçü ellerin dizlere değip değmemesi. O kadar eğilmek. Bir insan şu kadar eğildiği zaman, eller dizlere değdiği zaman, şu ayak dirseklerine, dizlere, bu rükû sayılıyor. Bu en kurtarabilecek en alt limit. Ama en uygulan ne yapmaktır? Şöyle kafa iz hepsinin dümdüz olmasıdır. Yani kafayla arka tarafın aynı hizada olmasıdır. O kadar eğilmektir. Sünnet olan budur şu şekilde. Şimdi bir insan geçenlerde iftitah tekbirinde konuşmuştuk. İmama yetişirken iftitah tekbirini nerede almak farzdır? Kıyamda. Yok, bu önemli. Bu ölçüyü niye burada niye buraya çıkıp anlatıyorum? Bu önemli. İftitah tekbirini kıyamda almak farz olduğu için eğilirken ellerin dizlerin hizasına gelmeden önce iftitah tekbirini alırsa nerede almış oluyor? Kıyamda alıyor. Ama oradan daha aşağıda şöyleyken alsa, şöyleyken Allahu Ekber dese, koşuyor hani acele ediyoruz imama yetişmek için Allahu Ekber falan diyoruz ya, işte orada çok önemli, orada bir çizgi var. Eğer siz ellerinizin dizlerin hizasına geldiği andan itibaren Allahu Ekber derseniz tekbiri nerede alıyorsunuz? Rükuda. Kıyamda almamış olursunuz. O zaman o farzı terk ediyorsunuz. Bu çok önemli. Onun için rükûnun ölçüsünü bilmek lazım. Rükûnun ölçüsü, yani farz olan, kurtaran ölçüsü ellerin dizler hizasına gelip gelmek, o kadar eğilmek. Tamam? Bunu çok iyi anlayalım. Peki adam kambur. Hazır kalkmışken, bir daha kalkmıyor her zaman değil mi? Hazır kalkmışken onu da söyleyeyim. Adam zaten kambur, zaten böyle. Adam zaten böyle yürüyor. Yani adamın normal hayatı hep eller dizlere geliyor. Bu adamın bu halde olması rükû sayılır mı? Sayılmaz. Eğer bir hastalığı yoksa biraz daha eğilecek. Eğer zaten hep böyle duruyor, daha eğilemiyorsa, belinde şey ya bu, kambur ya, o zaman kafayı yiyecek diyorlar. Şöyle duruyor zaten, böyle duruyor. Şöyle yapacak. Yani eğer belinden eğilemiyorsa. Yani bazı kamburlar var, eğilemiyor bildiğim kadarıyla değil mi? Yani eğer öyle bir durum varsa. Zaten adam her halinde rükû halindeyse kamburluğundan dolayı, o zaman bu adamın da rükû ne oluyor? Başını eğmekle oluyor diyor kitaplarda. Bu da önemli. Rükûn ölçüsü çok önemli. Ben her zaman söylüyorum, imama acele eder, imama yetişirken acele etmeyelim. Çünkü imama yetişeceğiz diye bir sürü kendimize, namazımıza zarar veriyoruz yani. Ya bırak bir rekat sonra kıl mübarek. Madem bu kadar, yani yanlış anlamayın ama, namaz sevdalıysan niye geç kaldın yani? Erken gelseydin, patır 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 Allahu Ekber diyor, Allahu Ekber diyor mu demiyor mu, nerede diyor da belli değil. Bakın o inhina, eğilme ölçüsü, yani şöyle elimle gösterecek olsam, şöyle kurtarır, şöyle artık 15 derece mi, 45 derece mi, 30 derece mi, şundan aşağısı rükû sayılır. Böyle olduğu zaman Allahu Ekber deyip girersen namaza girmemiş olursun. Çünkü farz olan iftitah tekbirini nerede yapmaktır? Kıyamda yapmaktır. Bu önemli. Evet, ver rükû'u. Rükû da farzdır. Neyle farzdır? Hac suresi 77. ayeti kerime. Ya eyyühellezine amenu rükû'u vescudû ve'budû rabbeküm. Ve peygamberimizin sümmerkâ hatta tetmainne râkân. Bir haysu, rükû nasıl olacak? En aşağısını yapıyor. Tarif. Buradaki tarif en aşağısı. Bir haysu şöyle ki, levmedde yedeyhi, ellerini uzatsa, nale rükbeteyhi, dizlerine ne yapacak? Elleri ulaşacak. Ellerini uzattığı zaman dizlerine kavuşacak kadar eğilmesidir. Ama bakın buradan devam ediyoruz. Ve kemalü rükû, rükûnun kemali ise nedir? Bin hinâ-i zahr, sırtın tam eğilmesi, düzlenmesi, hatta yesteviye ra'su bil aciz, başı ile arka tarafının düz olmasıdır. Hani bize çocukken ne diyorlardı? Bardak koyduğun zaman duracak mı diyorlar? Bardak mı diyorlar? Öyle bir şey yapıyorlar değil mi? Hatta yumurta mı, bardak mı? Hatta bazı hocalar da bunu bizzat tatbik ediyordu. Çocuğun sırtına bardak koyuyordu. Kımırdama oğlum, eğer kımırdarsan su dökülür falan gibi. Böyle tatbik edenler de vardı yani. Hani tam o eğilmeyi göstermek için şu şekilde. Tamam mı? Bu kemalidir. Sünneti, edebi, işte hani tadil erken dediğimiz budur. Ama en etnası budur. Bu etnayı bilmek böyle yapalım diye değil, tekbir almak, kıraat. Bakın, başlıyorum. İnna atayna kel kevser fesallil rabbike venhar dedin. Ne oldu? Yarısı ellerin dizlere ulaşacak seviyeden aşağı oldu. Peki, zamm-ı suretin bir sure eklemek, bir ayet, bir
kısa ayet veya bir sure eklemek bu vaciptir. Eğer inna a'tayna kel kevser dedin, bundan sonrasını rükû halinde yani ellerin dizlere kavuşacak halde yaptığına göre ne oldu? Sure eklemiş oldun mu? Yani vacip olanı yapmış oldun mu? Olmadın. Bak işte sıkıntı. Tamam. Onun için rükûnun ölçüsünü, ayarını çok iyi bilmemiz lazım. Ve yani hani mesela diyelim ki yapın diye söylemiyorum ama mesela inne şaniyeke, bak elime bakın, adam eğiliyor şimdi. İnne şaniyeke dedi ayakta. Hüvelepter dedi. Hüvelepteri mesela yarıda söyledi mesela. Yani tam rükûya gelmeden önce. Belki o biraz zarar vermez. Çünkü şeyi tamamladı. İnne a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar. Bunu söyledi. İnne şaniyeke hüvelepter gibi o bölümü ya, belki giderken söylese, belki şeyi tamamladığı için ne diyelim ona? Nisap değil mi? Kıraat nisabını tamamladığı için belki o uygun bir şey değil ama belki o zarar vermez ama bu sefer de yani namazı biraz basit almış olur mesela. Tabii ondan sonra yarısı falan öyle gider yani. Ve sucudu. Evet, 11. farz. Namazın içindeki rükünlerden 5'in 4.'sü nedir? Secde. Az önce okuduğumuz ayetle aynı şekilde farz olmuştur. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü rükû vescudû, değil mi? Secde yapınız. Bu şekilde bu ayet-i kerimeyle farz kılınmıştır secde. Ne ile? Bakın secde ama ne ile? İbareye çok güzel bir şekilde açıklıyor. Bi vad'i şey'in min cebhetihi ala ma yecidu hacmehu. Alnın tamamını koymak değil de alnın bir bölümünü, en azından farz onu konuşuyoruz. Alnın bir bölümünü karşısındaki hacim, onun o bölüm hacmi kadar bir yere ne yapmasıyla, koymasıyla. Niye alın dedi, burnu eklemedi? Çünkü alın ve burun arasında asıl olan nedir? Alındır. Burun da secde etmek lazımdır. Ancak secdenin asıl meselesi nedir? Alındır. Burun konulur mu, konulmaz mı, farz mı, değil mi tartışılıyor. Ama burnu da efendim koymak lazımdır. Sadece şu mesele var. Sadece alınla yetinse ne olur? Sadece burunla yetinse ne olur? Diyor ki sadece burun üzerine secde yapsan secde olmaz. Ama sadece alınla yaparsa secde olur. Mesele bu. Tamam mı? Ama normal secde ne olması lazım? Alın ve burunla beraber olması lazımdır. Meseleyi böyle anlayalım. Biz şu anda farzı okuyoruz. İşin sünneti, vacibi ileride gelecek yani. Şu anda bak bunları yanlış anlamayın. Bu işin sünneti var, müstehabı var, edebi var, vesairesi var. Biz şu anda farzları okuyoruz. Bu farz. Tamam mı? Farzlar böyledir. وَتَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جَبْهَتُهُ Alnının yerleştiği bir miktar ile. وَلَا يَصِحُ Bakın ne diyor? وَلَا يَصِحُ Burnu karıştırmadı ama diyor ki وَلَا يَصِحُ الْاِكْتِسَارُ Sadece yetinmek caiz değildir. عَلَى مَا صَلُبَ مِنَ الْاَنْفِ Burundan şu sert olan yer var ya, şu burnun sert yerine yetinmek اِلَّا مِنْ عُذْرٍ بِالْجَبْهَ Ancak alında bir özür var, alnında bir hastalık var, yara var, alnını koyduğu zaman kanayacak vesairse o zaman sadece burun üzerine secde yapabilir. Ama bir özrü yoksa alnında, sadece burun üzerine secde yapması sahih değildir, geçerli değildir diyoruz. Bu çok önemli bir mesele. Bunu dikkat edelim inşallah. Bu paragraf bayağı uzun. Bu paragrafa geçmeyelim. Bu kadarlıkla kifayet edelim.